İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Rafik Kortoşan Batı Ermenistan topraklarında yürütülen kültürel soykırım bugüne kadar devam ediyor. Batı Ermenistan'ın 2023'te parlamento üyesi olma kampanyasına katılın. Levon Hayryan. Fransız Senatosu'nun kararı hükümetleri için bir zorunluluk değil, bir baskıdır. Seyit Rıza ve arkadaşları idam edilişlerinin 85. yılında Batı Ermenistan'ın Dersim'de anıldı. Batı Ermenistan'ın Sıert, Sirt'te Ermeni izleri. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Urartuların Amik Kalesi. Civan Abedisyan'ın Cennetin Kapısı adlı filmi Uluslararası Toronto Film Festivali'nde en iyi uzun metrajlı film seçildi. Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı'nın müdür yardımcısı Rafi Kortoşan, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV yayınında Batı Ermenistan'da Türk hükümetinin haçkar anıtlarına yönelik nefret oluşumlarını sundu. Batı Ermenistan'ın yerli topraklarında Ermeni halkına uygulanan soykırım Ermenositten sonra Ermeniler tarafından yaratılan kültürel miras soykırımcı devletin sistematik imha programına tabi tutularak korunmasız kaldı. Bunun sonucunda Türkiye son yüzyılda taştan yapılmış haç anlamına gelen haçkarları eski yerlerinden çıkarmayı başardı ancak onları tamamen yok edemedi ve Batı Ermenistan topraklarında son kalıntıları görme şansı hala var. Saha araştırmasında haçkar anıtlarının Türk makamları tarafından sistemli bir şekilde yapım malzemesi olarak kullanıldığı, yapı malzemesi olarak kullanılmayan haçkarların ise yıkıldığı tespit edilmiştir konuşmasını özetleyen Kortoşan, kayalar üzerindeki oyma haç işaretlerinin de aynı kaderi paylaştığını ve bunların da ya defineciler ya da milliyetçiler tarafından kurban edildiğini belirtti. 1921'den beri işgal altındaki Batı Ermenistan'da binlerce Ermeni mezarlığı ve çok sayıda haçkar yok edildi ve bu kültürel soykırım bugüne kadar devam ediyor. Batı Ermenistan parlamentosu üyesi olmak için 2023 seçim kampanyasına katılın. Kendinizi Batı Ermenistan vatandaşı soykırımdan Armenositten kurtulanların torunu olarak görüyorsanız, Ermeni ulusuna yönelik adaletsizlikle mücadele etmek istiyorsanız, Ermeni ulusuna karşı halen devam etmekte olan soykırıma Armenoside karşı mücadele etmek istiyorsanız, yerliliğinizi otoktonluğunuzu, geleneksel bilginizi, geleneklerinizi, genetik kaynaklarınızı ve kültürel ifadelerinizi savunmak istiyorsanız, yasal boşlukları doldurmak ve Ermeni ulusunun haklarını savunmak için Kaskecins yasal mekanizmaları kurmak istiyorsanız, Batı Ermenistan parlamentosunun işleyişini güçlendirmek istiyorsanız, bilgisayar ve internet kullanıyor veya öğrenmek istiyorsanız, Ermenice biliyor ya da öğrenmek istiyorsanız, Batı Ermenistan'ın tarihini biliyor ya da öğrenmek istiyorsanız, adaylık göstermek için 9 ayda lehinize 80 kişi toplamanın zorluğunu üstlenmeye hazırsanız eğer, 2023 yılında gerçekleştirilecek olan Batı Ermenistan parlamento seçimlerinde milletvekili olmak için adaylanısı, iletişim bilgilerinizle birlikte aşağıdaki adrese göndereceğiniz yazılı taleple sunabilirsiniz ve aşağıdaki formun doldurulması rica olunur. Başvurular 15 Şubat 2023 tarihine kadar yapılmalıdır. Azeri faşist yönetiminin olağan eylemleri sırasında yerinden edilmiş Arta halkı Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Fransız Büyükelçiliğine bir mektup teslim etti. Hadurt Urnatlı STK Başkanı Levon Hayriyan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Artsak konusundaki tutumları için Fransa'ya ve Macron'a teşekkür ediyoruz. Bugün Fransız senatosunda Ermeni yanlısı bazı meselelerin gündeme getirilmesinin planlandığı bir karar görüşülüyor. Fransız senatosunun kararının hükümetleri için bir zorluluk taşımadığı doğrudur ancak bir baskıdır. Kararda Artsak'ta bir insani yardım ofisi açma, Azerbaycan'ın askerlerini Cermuk'tan çekmesini talep etme ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne silah verme önerisi gibi birkaç ilginç nokta yer alıyor. Ayrıca 22 Ağustos'ta verilen Berzor ve Ahavno mevzilerinden Türklerin çekilmesini ve Laçin koridorunun eski faaliyetine geri dönülmesini de görüşmek istiyorlar. Senato, Artsak'ın tanınmasına ilişkin 2022 kararına da atıfta bulunacak. Hükümete bu Ermeni yanlısı pozisyonları alması için baskı yapmaya çalışacak. Seyit Rıza ve arkadaşları idam edilişlerinin 85. yılında Batı Ermenistan'ın Dersim'de anıldı. Anmaya Alevi kurumlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve emek demokrasi güçleri katıldı. Seyit Rıza'nın bu toprakların feryadı olduğunu söyleyen Meral Danış Beştaş Seyit Rıza'nın bizlere bıraktığı en büyük miraslardan bir tanesi diş çökmemesi ve baş eğmemesidir dedi. 85 yıl önce Dersim'in halk önderleri idam edilirken amaç başsız ve öndersiz bırakılan Dersim'de soykırımı gerçekleştirmekti. Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden bir taraftan Dersim uçaklarla bombalanırken bir taraftan da mağaralarda kimyasal gazlarla toplu katliamlar gerçekleştirildi katliam sonrasında topraklarından koparılan insanlar zorla göç ettirilerek büyük bir soykırıma uğradı. Seyit Rıza'nın Dersim'in bir köyünde doğduğunu, Alevi Zaza aşiretlerinden birinin lideri olduğunu ve Türk devletine karşı ayaklanmalara öncülük ettiğini belirtmek gerekir. Türk basınında Ermeni olduğuna dair birçok tanıklık vardır. Çadırında yapılan aramada Ermenice yazıtlı haçlar ve Ermenice bir kitap bulundu. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit meselesini tarihçilere havale edilmesi gerektiğini düşünenler aslında siyasi yükümlülüklerini başkasına havale etme çabası içerisinde olanlardır. Her ne kadar inkar edilse dahi mağdur edilip de Allah görmezlikten gelinen bir halk vardır. Türk hükümeti gerçekleştirilen katliamı tazminat verme korkusundan olsa gerek Bırakın Soykırım armenosit iddialarını katliamı bile reddediyor. Üzücü olaylar yaşanmış diye geçiştiriyor. Profesör Doçent Yılmaz Aksu'nun Ermenilerin Batı Ermenistan'ın Siirt Siirt'te bıraktığı izlerle ilgili makalesinin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan'ın Van'da yer alan ve Urartular tarafından inşa edildiği belirtilen Amik Kalesi, tarihin izlerini duvar yazıtları ve çevresindeki yapıtlarla geçmişten günümüze taşıyor. Kale, Özürt Köyü'nün kuzeyinde yer almakta. Milattan önce 700'lü yıllarda liman ticareti için Urartular tarafından kurulan Amik Kalesi doğal felaketlere ve definecilerin tahribatlarına rağmen günümüze kadar varlığını korumayı başarmış ve kültür açısından Van'ın önemli yapıları arasında yer almıştır. Bir kalesi olarak bilinen Amik Kalesi'nin etrafında bulunan ambarlar ve kale ile Van Gölü arasında bağlantıyı sağlayan tüneller ya da geçitler Urartuların güvenliği hangi yöntemlerle aldığını açıklıyor. Film yönetmeni Civan Avedisyan'ın arta konusunu işleyen uzun metrajlı filmi "Cennetin Kapısı" Toronto'da düzenlenen Pomegranate Uluslararası Film Festivali'nde en iyi uzun metraj film ödülünü kazandı. Civan Avedisyan filmi çekerken birçok zorluk yaşadıklarını kaydetti. Avedisyan Ermenistan Cumhuriyeti'nde Artsak konulu bir film çekmek hem mali açıdan hem de siyasi açıdan oldukça karmaşık. Bu sefer de komşu devlet yabancı aktörlerin ve yaratıcı kadroların filme ve çekimlere dahil edilmesini engellemeye çalıştı. Bir saldırganlık dalgası yarattı ve bu da Avrupa yakasından mali destek alınmasını zorlaştırdı. Evet, Komşularımız bizi engellemeye çalıştı ama biz akıntıya karşı ilerledik ve bugün harika bir sonuç aldık. Filmin hedef kitlesi tüm dünya. Bu yüzden milyonlarca insan için bir film yapıyoruz dedi. Batı Ermenistan filmin çekimlerini gerçekleştirmek ve filmi oluşturmak için gösterilen çabaları olumlu değerlendiriyor. Ortaya konulan emekler bugün Toronto Film Festivali'nde hak ettiği takdiri kazandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şuşiki Band adlı grup tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Muşa Gorani adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.